Ekonomiden devam ettiğimizde et fiyatlarına da bakmak gerekiyor. Kurban Bayramı sonrası bir dengesizlik var. Normalde Kurban Bayramı öncesinde artar fiyatlar, sonra bir gerileme yaşanır. Ama artış durmadı bu yıl. Maalesef bir ilk daha yaşıyoruz. Piyasanın durgun olmasına rağmen bayramdan sonra bir 15 lira gibi bir zam geldi. Normalde Kurban Bayramı sonrası düşen et fiyatları bu kez arttı. İstanbul'daki kasaplarda dana kıyma 580, kuşbaşı etse 680 liradan başlıyor. Kasaba giriyorum da girmiyorum değil, giriyorum ama ayda bir sefer giriyorum. O da kıyma. Et hiç alamıyoruz ki. Fahiş fiyatlar. Et ve süt kurumu fiyatların dengelenebilmesi için yurt dışından ithal hayvan getiriyor. Ancak kasaplar ve besicilere göre bu durum uzun vadede çözüm sağlamıyor. Bizim hayvancılığımızın sigortası küçük aile besicileri. Düveller getirilip küçük aile besicilere verilirse uzun zamanda, yani bir buçuk sene gibi zamanda bu işin daha ferahlayacağını düşünüyorum. Kırmızı ette fiyat yükselişini önlemek için bir çağrı da vatandaşlara yapılıyor ve koyun etine yönelmeleri isteniyor. Eğer besiciliklerimizde kuzu besicisine fazla bir tüketim olduğu zaman, geçildiği zaman dana eti de bu kadar yükselmeyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü bizim meralarımız kuzu, koyun merası. Anadolu'muz hep koyun bakılıyor. Kasaplar sosyal medya üzerinden besicilere yapılan manipülasyonların da önüne geçilmesini talep ediyor.